Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyillah, emma ba'd. Bir hastalık geçirdik, o yüzden derslere ara vermek zorunda kaldık. İnşallah kaldığımız yerde devam etmeye çalışacağız. Şimdiden hakkınızı helal edin, belki huzur vermeyebilirim bulunduğumuz durum itibariyle. Ama çok da müfredattan geride kalmayalım diye bu dersleri de yapmaya gayret ediyorum. الدرس الثامن sekizinci ders. الإخلاص في القول sözde samimiyet, sözde doğruluk, doğru olma. İhlas bildiğiniz gibi ifal babından mastar. İhlasun. Evet, sözde doğruluk. شَرَعَ اللّٰهُ لَنَا قَوَاعِدَ ف۪يهَا الْخَيْرُ لَنَا. Şu cümleyi güzelce anlamaya çalışalım. شَرَعَ fiili mazi. Kanun koydu manasında. Allahu onun faili. Allahu Teala kural koydu. Lena bizim için. Ne oldu? Fiil, fail, lena mef'ulun bih. Allahu Teala bize kanun, kural koydu. Kavaide ikinci mef'ulun bihisi. Kavaid kelimesi, evet, fevail vezninde olan, mefail vezninde olan kelimeler gayrimunsariftir demiştik. Peki bu hangi kelimedir? Onu da anlayalım. Qa'idun kelimesi vardı. Qa'idun ismi fail. Qa'id kelimesinin tasrifini yapacak olduğumuzda, çekimini yapacak olduğumuzda qa'idun, qa'idani, qa'idune, qu'adun ve qu'adun ve qa'adetun, qa'idetun, qa'idetani, qa'idatun ve qava'idu. Yani cem-i müennes mükesser olan kalıbı qava'id. Bu ve qava'idu diye çektiğimizde de orayı biz tenvinini okumuyoruz. Sebep gayri munsarif. Gayri munsarif olduğu için tenvin almadı. Ama bu kelime nekre bir kelimedir. Fihel hayru lena. Kendisinde bizim için hayır bulunan kaideleri bize kural koydu. Demek ki Allah-u Teala bizim için bize faydası dokunacak kurallar koymuştur. Dedik. Bu fiha car mecrur. El hayru arkaya kalmış mübteda, değil mi? İçerisinde bulunan, hayır bulunan kaideler. Lena da yine bu el hayru mübtedasının ikinci haberi olsun mu? Yani bizim için hayır bulunan, bize faydası dokunan kelimeler, kaideler koydu. Ve emera ne? Ve yine bize emretti. Bize emretti. Emera da kavil manası var. Kavil manasını taşıyan fiillerden sonra gelen enler eni müfessiredir demiştik. Bi en nettebi'aha. Yani bize neyi emretti? Onu en açıklıyor. O kaidelere, bu ha zamiri kavaid kelimesine dönüyor. O kaidelere tabi olmamızı, uymamızı emretti. En aynı zamanda fiil-i muzari nasb eden edatlardan. O yüzden nettebi'u kelimesini nettebi'a olarak nasb etmiş. Nasb alameti sondaki fethadır. Müfret fiillerde, muzarilerin müfretlerinde diyeceğiz ki ennettebi'a, burası müfret mi? Nettebi'a başında nunu, muzarat harfi olan nun var. Nefs-i mütekellim me'al gayr'dan bahsediyor. Buradaki müfretlik fiilin asli harflerinin başına zaten muzari harfi ekleniyor. Sonuna herhangi bir failin bitişmediği, zamirin bitişmediği kelimelerdir. Ha burada zamir olarak bitişmiş. Bu ha fiil çekimindeki zamirlerden değil. Mef'ulun bih olarak bitişmiş. Fail olan zamirlerden değil. Çünkü mansup muttasıl zamirdir. O zaman ennettebi'a müfret olan muzarilerin nasb alameti fetha olduğundan fetha ile mansup olmuştur. Fakat emerane yine ve emerane fakat emerane. Buradaki fe aynı yere atıf. Kad emerane. Elbette bize emretti. Na yine mef'ulun bih. Emera fiili mazi. Bu emaralar aynı zamanda mehmuz. Başında hemze bulunan mehmuz fiildir. Mehmuzun fa diyeceğiz buna. İlk harfi hemze olan kelimeler. Yine bi harfi ceri emera sürekli bi harfi ceri ile kullanılıyor. Emrettiği şey neyse onun başına bi harfi ceri geliyor. Yine bi en netebeyyene. Netebeyyene fiili tefaul babından fiili muzari. Tebeyyene yetebeyyenü. Aslı böyledir.
yetebeyyenu, bunun nefs-i mütekellim ma'al gayr sigası netebeyyenu olur. Netebeyyenu en ile mansup olunca netebeyyene şekline dönüşmüş oldu. Bunda da yine nasb alameti nedir? Sondaki fethadır. Bu kelime de çünkü müfret muzarilerdendir. Bi ennete beyyene devamına fail bitişmemiş muzariler müfret hükmündedir. Yani tek kelime anlamında. Kable en nagdabe. Kable en nagdabe. Öfkelenmeden önce yine gazabe. Yagdabu fiili muzarisi. Bu da yine buradaki nundan anlıyoruz ki müstetir nahnu var bunun tabanında. Netebeyyenenin tabanında olduğu gibi altında. Evet, en yine emaranın sonrasında geldiği için eni müfessire diyeceğiz. Aynı zamanda muzariyi nasb eden amil. Nagdabeyi nasb etmiştir. Nagdabeyi nasb etmiştir. Bu ev nüsi'e yine nasb olan fiili muzariye atıf. Nüsi'e kelimesini de şöyle tahlil edelim. Nüsi'e kelime olarak sa'e yesu'u su'un. Bunu duymuşsunuzdur. Sa'e çünkü ve sa'e me yef'alun yaptıkları şey ne kötü oldu anlamında. Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen kelime. Bunu ifal babına naklettiğimiz zaman sa'e yesu'u ne olur? Esa'e yusi'u isa'eten. Sa'e kötü oldu. Esa'e kötülük yaptı. O zaman nusi'e bastara da tevil edeceğiz. Sonunu da nasb etti. Bu en üzerine atıf yaptık. Evet, ev en nusi'edir yani kötülük yapmadan önce manasında. Nusi'e yine fiili muzari, onun mef'ulun bih gayri sarihi ila ehadin. Herhangi birine. Ehadin kelimesi nekre. Nekreden sonra gelen car mecruru yine buna sıfat yapacağız. Kendisinden sonraki muzafun lehle beraber deliller dışında. Yani delilsiz olarak herhangi birine kötülük yapmadan önce araştırmamızı bize Rabbimiz ne yaptı? Emretti. Emrarın faili tahtında müstetir huve şera'allahu'nun faili olan lafzatullah'a racidir. Evet, delilsiz olarak ev burhanin. Burhan da yine kesin delil demek. Yahut da yine büyük kat'i delilsiz olarak. Fekale fi kitabihil kerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, kerim olan kitabında fekal, şöyle buyurdu. Evet, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inceekum, eğer caekum fasikun, bir fasık, binebe'in, bir haber getirirse, cae geldi manasında, bir harfi ceri bitiştiği zaman, cae getirdi manasına döner. Zehebe gitti manasında, bir harfi ceri gelirse, zehebe götürdü manasına döner. Bu bir harfi ceri böyle manalar katıyor lazım fiillere. O zaman bir fasık bir haber getirdiği zaman fetebeyyenu, onu hemen araştırın. Buradaki fe'ye takibiye diyelim. Bunu hemen araştırın. Tebeyyenu kelimesi nedir? Emri hazır. Faili nedir? Sonundaki vav. Hangi zamire delalet ediyor buradaki vav? Entüm zamirine. Siz onu araştırın anlamında. Tebeyyene, tebeyyene, tebeyyenu diyor. Tebeyyen, araştır. Tebeyyene, ikiniz araştırın. Tebeyyenu, sizler araştırın anlamında. Bir emri hazır, tefeul babında. Evet, araştırmada yine kavil manası var. Araştırma, en tusibu kavmen, isabet ettirmeden önce. Evet, tusibu nedir bunun sonu? Ef'al-ı hamsedeki nasb alameti başına gelen en fiil-i muzariye nasb eden amil olan en sebebiyle sondaki nun düşmüştür. Ef'al-ı hamsenin sonuna bitişen nunlar ref alametiydi. Nasb edatı gelince ref alameti olan nun düştü. O zaman bunun nasb olduğunun alameti nedir? Sondaki nunun hazfidir, düşmesidir yani. Evet, en tusibu, buradaki vav aynı zamanda fail, isabet ettirmenizden önce ifal babından kavmen herhangi bir topluluğa bi cehaleti bilmeyerek. Buradaki car mecrur da yine hal yapabiliriz. Bilmeden bir topluluğa bir şey isabet ettirmeden önce onu ne yapın? Araştırın. Fetusbihu, yoksa ne olur? Tusbihu olursunuz. Esbaha yusbihu, Kâne'nin kardeşlerinden, Kâne'nin kardeşlerinden fiili muzari.
Bu fe fiili muzarinin başına gelince tusbihunenin sonundaki nunu yine düştü. Niye? Burada niye böyle bir şey var? Talebin cevabındaki muzari meczumdur. Başına fe gelirse mensup olur. Böyle bir kaidemiz vardı. Fe'den sonra gizli bir en bunu nasip etmiştir. O zaman fetusbihune sonundaki nunun hazfiyle mansup oldu. Yoksa fetusbihu olursunuz kâne manasında. Burada vav entüm zamiri siz olursunuz. Ala mâ fealtüm yaptığınız şeye nadimine pişmanlar olursunuz. O zaman ala mâ bunun esbahanın haberi. Bu tusbihudaki vav esbahanın ismi. Ala mâ da bunun haberi. Mâ burada ismi mevsul. Mâ'dan sonraki cümle fealtüm nadimine pişmanlar olursunuz. Bu da yine sıla cümlesidir diyelim. Fe'ale fi'il tüm onun faili. Fe'al tüm nasar tüm gibi. Entüm zamiri siz olursunuz. Fe'al tüm yaptığınız şeye. Evet nadimine pişmanlar olursunuz. Bu nadimine'yi de yine fe'al tümün tüm zamirinden hal yapabiliriz. Durumunu bildirdiği için. Evet, Hucurat suresinin 6. ayeti olduğunu söyledi. Vel fasiku fasık kimdir? Onu tarif edecek. Huve, şimdi vel fasiku fasık kelimesi burada marife, ismi fail. Huve, bu da marife. Ellezi, bu da marife. Şimdi mübtedadan sonra biz nekre kelime arıyoruz ki onu haber yapalım. Şimdi hüveyi kaldıralım. Vel fasiku ellezi la tetevaferu fihi şurutul adaleti. Adalet şartlarını taşımayan ellezi. Buradaki ellezi ne olacak? Fasık kelimesini biz sıfat yapacaktık. Yani adalet şartlarını taşımayan fasık. Ama araya hüve girince bu hüve bize şunu söylüyor. Diyor ki burada mübteda marife, haber de marife. Haberle mübtedanın arasını biz bir fasıl zamiriyle ayıralım ki sen bu ellezinin bunun sıfatı olmadığını anla. Hüve olmasaydı biz ellezi buna sıfat yapacaktık. Hüve gelince anladık ki bu bunun sıfatı değil. Bu ellezi marife de olsa bu hüve diyor ki burası haber. Yani fasık odur ki adalet şartlarını taşımayan kimsedir. Anlamında ellezi ne yaptık? Haber yaptık. Peki la tetevaferu, tevafera yetevaferu mufaile babından fiili muzari. Te bunun aslından tevafera. Evet, yani taşımayan, sağlamayan manasında fiili muzari nefi istikbal. La tetevaferu. Evet, fihi şurud, adalet şartlarını taşımayan kimsedir. Femin şartil adli. Adalet şartındandır. Ne adalet şartından? En yetevafera sağlaması, içermesi fihi sidku. Kendisinde doğruluğun bulunması da adalet şartındandır. Evet, buradaki en yetevafera aynı zamanda ne olacak? Mübteda olacak. Mastar tevilinde cümlenin tamamı. Femin şartıyla adli de öne geçmiş haber. Adalet şartındandır. Ne? En yetevafera mübteda. Sağlaması. Fihi sidku. Sıdkı içermesi. Yani doğruluğu barındırması adalet şartındandır. Fela yekzibu fir rivayeti evil hadisi. Burada rivayetler yani bir sözü aktarmada evil hadisi yahut da bir hadisi aktarmada fela yekzibu yalan söylemez. Yalan söylese zaten doğru olmaz. La yekzibu da burada fiil-i muzari nefi istikbal yalan söylemez. Fir rivayeti aktarmada evil hadisi yahut da hadisi hadisi aktarmada yine yalan söylemez. Ve yekulu sidqa. Ve yekulu o kişi yani adalet şartını taşıyan kişi huve burada oraya raci. Evet. Es sidqa doğruyu söyler. Mef'ulün bih. Ve yekulu sidqa doğruyu söyler. Evet. Dune ziyadetin ev nuksanin. Dune ziyadetin artırmaksızın. Yani herhangi bir kelime eklemeksizin. Ev nukusani yahut da herhangi bir kelime azaltmaksızın doğruyu söyler. Bir kısmını da
söyleyip bir kısmında bırakmaz. فَاِذَا كَشَفْنَا اَمْرَ الْكَذَّابِ حَقَّ لَنَا التَّشْهِيرُ بِهِ. Ne diyor? فَاِذَا كَشَفْنَا اِذَا غَيْرِ جَازِمْ cezmetmeyen şart edatıdır. Şart cümlesidir ondan sonra gelen cümle. كَشَفْنَا biz keşfettiğimiz zaman اَمْرَ الْكَذَّابِ o yalancılık yapan kişinin yani yalancılığa adet edinen kişinin işini keşfettiğimiz zaman ne olur? Hakka cevap cümlesi. Biz yalancının işini keşfettiğimizde hakka lena bize hak olur, vacip olur. Etteşhiru bihi onu ifşa etmek, onu teşhir etmek bize vacip olur. Bizim üzerimize hak olur dedi. Buradaki hakka lena etteşhiru bihi de cevap cümlesi hakka. Fiil lena meflun bi karisari etteşhiru da hakka kelimesinin faili bihi de yine etteşhiruya bağlıdır. Onu ifşa etmek. Ve leyse fi hâze hataun diniyyun. Bunda dini bir hata değildir. Bakın. Leyse kelimesi nekre kelime. Nekreden sonra gelen ya da şöyle diyeyim. Leysenin ismi, özür dilerim karışmasın. Leysenin ismi, hata kelimesi, leysenin ismi. Evet, dini gün, hatanın sıfatı. Fi hâzâ nedir peki? Bu da leysenin haberi. Niye öne geçti? Bildiğiniz gibi bu kâne ve kardeşleri isim cümlesinin başına gelirler. Bu leyseyi kaldırarak buraya baktığımız zaman o zaman anlarız ki fi hâzâ öne geçmiş haber, hataun dini gün. Muahhar mübteda. Mübteda da marifelik esastır. Haber de nekrelik. Peki hataun diniyyun ne dedik? Mübteda nekri olur. Haber de car mecrurdan oluşursa haberin takaddumu vacip olur. Yani haberin öne geçmesi vacip olur. Burada mübteda nekre, haber car mecrur, haber vücuben öne geçti. Leyse isim cümlesinin başına gelince de bu kaide değişmedi. Yine leysenin ismi hataun, dinin yununun sıfatı olarak devam etti. Fekad su'ile ibn-i malikin. İbn-i Malik'e soruldu. Su'ile, se'elenin meçhulü, soruldu. İbn-i Malik'e, İbn-i burada naibu fail, soran o değil. Ona soruldu. Evet, İbn-i Malik ibn-i Enes'in, Malik bin Enes'in oğluna soruldu. Anir raculi. Bir adamdan soruldu ki yuttehemu bil kezibe yalanla itham edilen bir adam hakkında soruldu. Fekale İbni Malik'in Malik bin Enes'in oğlu dedi ki unşurhu fe innehu din. Onu yayın dedi. Unşur emri hazır. Hu mef'ulun bih. Sen onu yay fe innehu muhakkak ki o yani o yayma işi dinün dindir. Yani bizim üzerimize haktır demişti. O da bunun dinimizin gereği olduğunu bu şekilde ifade etmiş oldu. Ve kad neher Resulü. Elbette Resulullah aleyhissalatü vesselam yasakladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anil kezibi. Yalandan. Ve hazzera minhu. Ve yine yalandan ne yaptı? Sakındırdı. Fekale buyurdu ki men kezebe aleyye. Kim bana yalan isnat ederse müteammiden kasıtlı olarak bile bile taammuden bilmeden demiyor. Kim bana bile bile yalan isnat ederse felyetebe ve hazırlansın. Bakın emri gaip burada olmayan birine emir yapıyor. Bu lam normalde esreyle harekelenen liyansur gibi liyetebe ve idi. Başına fe gelince bu emir lamları değerli takipçiler kendisine bir harf fa olur. Bu vav olur. Bitiştiği zaman cezimlenirler. Böyle de bir kaidemiz var. Cezimlenirler. Felyetebevve hazırlansın. Meka'edehu minennar. Ateşten oturağına, ateşten varacağı yere hazırlansın. Meka'ed nedir? İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi kalıbında ismi mekandır. Ateşten oturağına hazırlansın. Evet. Ve kâle yine Peygamber Efendimiz buyurdu. İnne s-sidqa yehdi ilel birri. Muhakkak ki doğruluk
iyiliğe götürür. İnnenin ismi es-sıdka, yehdi ilal bir de onun haberi. Ve innel birra yehdi ilal cennet, aynı cümle kalıbı, iyilikte cennete götürür. El-istiğab, soru cevap bölümüne geçtik. Ecib anil es'ileti taliye, aşağıdaki suallere cevap ver. Evvelen istiğab neydi? Okuduğumuzu kavramayla ilgili bölüm. Ma mesiru men, bakın mesiru muzaf, men muzafun ile. Ma mesiru men yekzibu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme müteammiden. Peygamber Efendimiz'e iftira eden, kezebe ala ile kullanıldığı zaman iftira manasına gelir. Ala olmasaydı yalan söyleyen manasını verecektir. Evet, Peygamber Efendimiz'e yalan isnat eden, iftira eden kimsenin varış yeri muzafun leh olduğu için manayı böyle verdik. Nedir? O zaman nardır, cehennemdir diyeceğiz. İlâ me yed'ul kezibe. İlâ me yed'ul kezibu diyelim. Evet. Buradaki ilâ me kelimesi, ilâ harfi cerine ismi mevsul olan ma birleştiği zaman ya da soru ismi olan ma birleştiği zaman ne olur? Bu ma'ların kendisine bitişen elifleri düşer. Bazen alame olur, ilame olur, bime olur, amme olur. Bunlar harf-i cer bitiştiği zaman ma'nın elifi bazen düşer. Her zaman düşmüyor. Bazen düşer. Burada düşmüş. İlama'dır bunun aslı. Yani neye? Yed'ul kezibu, yalan neye davet eder, neye çağırır? Ne demişti? Yalan cehenneme çağırır, kötülüğe davet eder. İlâ mâ yed'u sıdgâ, evet doğrulukta iyiliğe çağırır. İyilikte cennete çağırır. Mâzâ nef'alu ilâ izâ câenel haberu an fâsidin. Diyor, fasıktan bize bir haber geldiğinde ne yapmalıyız? Mâzâ nef'alu, ne yapacağız? İzâ câenel haberu an fâsidin, fasıktan bir haber geldiğinde ne yapacağız? Onu araştıracağız. Menil fasiku, fasık kimdir? Fasık da adalet şartını taşımayan kimselerdir diye tarif etti kitabımız. Saniyen, da alamete sahihin emamel ibaratis sahihati ve alamete hatain emamel ibaratil hatiyeti musahihan el hataa. Ne diyor? İbarenin doğrusunun önüne doğru işareti, yanlışın önüne de yanlış işareti koy ve hatayı doğrula. As-sidqu vahdehu şartun min şurudi rivayetil hadis. Hadis rivayet şartlarındandır yalnızca doğru olmak. As-sidqu vahdehu, yalnızca doğru olmak. Yani hadis rivayetin şartlarından yalnızca doğru olmak vardır. Bu hata. Yalnızca doğru olmak değil, başka şartlar da var. Et-teşhiru bil kezzabi vacibun. Yalancıyı teşhir etmek vacibun, diniyun, dini bir görevdir. يَأْمُرُنَا الْاِسْلَامُ بِهِ, İslam bize onu emreder. Doğru. لَيْسَ لِمَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'e yalan uyduran kimse, kimseye değildir. Cezaen, herhangi bir karşılık. Yani Peygamber Efendimiz'e yalan uydurana ait hiçbir karşılık yoktur. Hiçbir manasını nerede verdik? Nefyin siyakında gelen nekre. Burada olumsuz bir cümle var. Olumsuzluktan sonra gelen nekre umum ifade eder. O zaman nefkin siyakındaki nekre umum ifade ediyorsa hiçbir karşılık yoktur. İllen nara, ancak onun karşılığı ateştir. İstisna var burada. İstisna edatı geldi. İlla ile yapılan istisnalarda hatırlayalım. Başında olumsuzluk edatı bulunan cümle, yani menfi burada. Müstesna min zikredilmiş mi? Zikredilmiş, cezaen, karşılık. Evet, illa'dan sonra istisna. O zaman buraya ne diyeceğiz? Tam diyeceğiz, çünkü müstesna min zikredilmiş. Peki, olumsuz. O zaman buradaki illen nara kelimesini illen nara ve illen naru diye okumak caiz. Sebep, bu durumda nasb caiz, bedel muhtar. Ha, bedel derken merfu okuyamayız. Yine burayı nasb okuyacağız. Sebep, cezaen kelimesi onun müstesna minhidir. Müstesna minhin harekesi de mansup olduğundan ondan bedel olarak yine ennara okuyacağız. Yine burada merfu okuyamayız. Nasb caiz, bedel muhtar diyeceğiz. Evet.
min kavaidil muameleti tabi tayyibeti, güzel muamelenin kaidelerindendir. O elleti kaideler ki şerra'ahel İslamu et teekkude min el edilleti kable tenfizil ehkami, hükümleri uygulamadan önce delillerle sağlamlaştırmak İslam'ın koyduğu güzel muamelenin kaidelerindendir. Evet, doğru mu? Doğru. Min esbabin nedemil insani en yesta'cile bil gadabi vel ukubeti kable en yetethebbete sebbete yusebbitu kable en, evet, tesebbete yetethebbetüdür bu, yetethebbete diyelim, minel berahin, deliller sabit olmadan önce ceza vermek ve hatta öfkelenme konusunda acele etmek insanın pişmanlığının sebeplerindendir. Burada en yesta'cile cümle sonuna kadar olan müfret tevilinde müpteda, yani ceza vermeden, öfkelenmeden, deliller sabit olmadan önce bunları yapmak, bunlar için acele etmek insanın pişmanlık sebeplerindendir. Burası da haber, öne geçmiştir. El müfredat, kelimelerle ilgili bölüm, müfretler dediği kelimeler. Salisen, İhtar minel qaimetil mukabile, zıt manayı listeden seç. Fil ba'na, mana bakımında. Lil kelimati, kelimeler için. El ibaratil metbu'ati bi harfin esvede, siyah puntoyla basılmış ibarelerden. Evet, kelimeler için mana bakımından zıttını seç. Şera'allahu küllehu hayrun. Şera'a burada koyu puntoyla yazılmış, kanun koydu manasında. Allahu fail. Külle nedir burada? Tekit edatıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunların tamamı hayırlıdır. Tamamı hayır olan kanunlar koymuştur Allah-u Teala. Şera'a ne demek bakalım burada? Şera'in Allah-u Teala her birinde hayır bulunan kanun koydu. Yani güzel şeyler koydu. Zıttını seçeceğiz. El-ma'siye, günah, masiyet, isyana çağıran şeyler. Kâle Teala, ya eyyühellezîne âmenu inca'ekum fâsukun binebe'in fetebeyyenû. Burayı koyu puntoyla yazmış. Tebeyyenû, araştırın manasında. Evet, araştırın. Te'eccelû, acele edin. Yani araştırmadan hüküm verin manası. Bunun zıt manası. El-mü'minul hakku, gerçek mü'min. Huvellezî tetevâferu fîhî şurûdul adâleti. Kendisinde adalet şartlarını barındıran, içeren kişidir. Oradaki tetevâferu, içeren anlamında. Evet, bunun zıt manası nedir? Evet, tetehakkagu, bunun gerçekleştiren kişidir. Manasında bunun zıt manası diyebiliriz. El-kezzâbu yecûzü teşhîru bihi, onu teşhir etmek caiz olan kimsedir. Et-teşhîru, ifşa etmek, ilan etmek anlamındadır. Evet, bunun zıt manasını sormuştu bize. Es-setra, es-setru, gizlemek demektir. Tamam. Evet, da'alâmete sahihin emâmel murâdifi fil ma'nâ lil kelimâtil metbû'ati bi harfin esvede. Yine burada da özür dilerim. Evet. Ne diyeceğiz? Siyah puntoyla yazılmış kelimeler için eş anlamlısını seç. Burada da şer'allahu kavaide fihel hayru lena. Siyah puntoyla yazılan kelime yine şer'a koydu. Eş anlamlısı nedir? Emara, emretti. Allah-u Teala bu kaideleri bize emretti. Vada'a da olabilir. Yani kanun koydu. Min vacibil müslimi en yetebeyyene kable en yagdabe ev yusi'e ile ahadi. Herhangi birine kötülük yapmadan, öfkelenmeden önce araştırmamız Müslümanın görevlerindendir dedi. Burada koyu puntoyla yazılı kelimeyi bakıyorum. Yagdabe kelimesini koyu puntoyla yazmış. Yani öfkelenmeden önce, eş anlamlısına onu itham etmeden önce böyle bir şeyle, bu da onun eş anlamlısı olabiliyor. Kâle Rasûl aleyhisselam,
Men kezebe aleyye müteammiden. Müteammit kelimesi burada koyu puntoyla yazılmış. Yani kasıtlı olarak demektir. Evet, müteammiden kasıtlı. Gasiden, kasten yine bunun eş anlamlısı. İzâ zalemen nâsul câru zalim. Evet. İzâ zalemen nâsu el câra. İnsanlar komşuya zulmettiği zaman, komşuya zulmettiği zaman, evet, gayrel müslimi, Müslüman olmayan komşuya zulmettiği zaman ne olur? Hukka lehu şekva ilel kazıyı. Kazıya şikayet etmek onun üzerine hak olur. Evet, burada da hukka kelimesini kalın puntoyla yazmış. Vacebe, vacip olur kelimesini burada kullanabiliriz. Hamisen, İmle il feraga bi kelimetin minel kaime. Listeden bir kelime ile boşluğu doldur. Edille, şurut, hata, neha, neşara fiillerini vermiş burada. Kelimelerini vermiş. Bakalım hangi kelimeyi nereye dolduracağız. Neşara el muslimu el hayra beynen nas. Müslüman insanlar arasında hayrı neşara yaymıştır. Evet. Hunake, orada vardır. Ne vardır? Edilletün ala vücudillahi. Allah'ın varlığına deliller vardır. Te'hiru salati, namazın geciktirilmesi. An vaktiha, vaktinden sonraya te'hir edilmesi. Hata'un kebirun, büyük bir hatadır. Yine neha, nehyetti. Er-Rasulü aleyhissalatu vesselam anil kezibi, yalan söylemekten bizleri nehyetti. El-İmanu bil-gaybi, gayba iman etmek. Min şurutil iman, imanın şartlarındandır. Sadisen, ihtar el-kelimetelleti tu'abbiru an ma'nel cümleti. Cümlenin manasını açıklayan kelimeyi seç, tabir eden. El-şahsullezi ya'sillâhe azze ve celle. Allahu Teala azze ve celle isyan eden şahıs. Ne diyeceğiz ona? İsyan eden şahsa evet, fasık diyebiliriz değil mi? Çünkü henüz dinden çıkmamış. İsyan ediyor, emrine karşı çıkmış. El mer'u la yu'minu bi dinil islami. Kişi, İslam dinine iman etmeyen kişi. Buna kafir diyeceğiz. Evet. Neşrul ehbari seyyiyeti, kötü haberleri yaymak. An şahsin ma. O kimseye, yani kötü haberleri yayan kimsenin işi, yayma işi nedir? Teşhir, kötü haberleri yayma bir şahsı. Evet, bir şahıstan kötü haberleri yayma işi, onu teşhir etme. Ekvalur Resulü aleyhisselam, Peygamber Efendimizin sözleri sallallahu aleyhi ve sellem, buna hadisin diyeceğiz. El amelu bin niyetin sadikatin, amel doğru bir niyet iledir. Buna da ne diyeceğiz? İhlas diyeceğiz. Doğru niyetle yapılan iş. Ennehvu ve teraki bu. Nahiv ve terkipler. Bakalım bu kitabımız yine burada aşağıda tabloda gösterecek bize. Mef'ulun bihleri vermiş. Ama mef'ulun bihler burada hep bu harf ile irab alan isimlerin örneklerinden verilmiş. O zaman buradaki ve mef'ulun bih olduğu için elif ile mansub olmuş. Ve ati. Ati ne kelime? Ete, ye'ti fiilini hatırlayın. Bu ifal babına nakledildiğinde ne olur? Ve e'ti, ver. Emri hazırdır bu. Ekrim gibi düşün. Ve e'ti, bu ve e'ti olur burası. Ama emri hazır. İşte e'ti, iki tane elif yan yana geldiğinde birincisi, birisi med harfine dönüşür. Elif sakin, makabli. Fetha meftuh olunca elif med harfine dönüşür. Ve ati, bunun sonundaki y harfi de düştü. Bu da y'den bedel kesre ona delalet ediyor. Meczum olduğu emirler meczumdur çünkü. Ze mef'ulun bi. Zel gurba, yani akraba sahibine hakkını ver. Hakkahu, hakkını ver. Vel miskine, ve fakirlere hakkını ver. Ve ibne sebili, ve yolda kalanlara hakkını ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, ve saçıp da savurma. Her şeyi böyle oraya buraya vesaire dağıtarak kendinde mağdur etme. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا,
rahmetimizden ona hibe ettik, yani verdik. Ehahu, onun kardeşine, Harun'a ehadan bedel, kardeşi Harun'a rahmetimizden verdik. Nebiyyen, peygamberlik verdik. Burada Musa aleyhisselamın kardeşinden bahsediyor. Ona peygamberlik verdik diyor. Eha kelimesi vehebnenin mef'ulun bihisidir. Evet, bu da elif ile mensuptur. Bu beş isimden olma sebebiyle. Kalu, dediler ki, senuravidu anhu ebahu, biz onu isteyeceğiz. Ebahu, babasından. Ve inna lefa'ilun, ve muhakkak ki biz onu yapıcılarız. Yani onu yaparız. Buradaki eba kelimesi senuravidu fiilinin mef'ulun bihisidir. Eb kelimesi yine beş isimden olma sebebiyle elif ile mensup olmuştur. Bu da nuravidun mef'ulun bihisi. İlla kebasıdı keffeyhi. Ayetin öncesi var. Ayetin öncesi var. Bir şey elde etmeye çalışandan bahsediyor. Diyor ki onunla iki avucunu açan kimse gibidir ki ilelma'i suya لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Ellerini birleştirmemiş. Ayrı ayrı tutuyor, suya şey yapıyor, ağzına ulaştırmak için iki eliyle ağzına götürüyor ama su وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Su ona ulaşıcı değildir. Buradaki لِيَبْلُغَ, li'den sonra gizli bir en muzariyi nasip etmiş. لِاَنْ يَبْلُغَ, evet, ulaştırmak için manasında. فَاهُ, onun mef'ulun birisi, elif ile mansup oldu. Peki, şu ve ma huve bibalighi, burası nedir? Buradaki ma, leyseye benzeyen ma'dır. Bunu nereden anladık? Leysenin haberinin başına genelde bir harfi ceri gelir. Eleysallahu bi ehkemil hakimin. Evet, buradan aklımıza gelsin. Bu ma, nefi ma'sıdır. Olumsuzluk leyse manasındadır. Değildir huve, o kimse, bibalighi, onu ulaştıracak değildir. Ulaştırıcı değildir. Bu da ismi fail Leysen'in haberi. Yani o ellerini ağzına götürmeye çalışan kişi o suyu ağzına ulaştıracak değildir. Buradaki ma'nın Leyse'ye benzeyen ma olduğunu bilelim. İrham ehake, kardeşine merhamet et. Evet. Sonra ve zürhemake, ve kayınpederini ziyaret et. Tefuz birizvanillahi, Allah'ın rızasına ulaşırsın. Ehake, İrham kelimesinin mef'ulun bihisi. İrham nedir? Emri hazırdır. Rahime yerhamu irham. İrham ehake. Ve zür, yine zâra yezûru zür. Emri hazırdır. Hamâke, kayınpederine. Hamâ, burada yine mef'ulun bih, elif ile mansup. Tefüz, kazanırsın. Talebin cevabında gelen muzari meczumdur. Bu da meczum oldu. Tefüz. Fâze yefûzu tefüz. Bir rızvanillahi, Allah'ın rızasını kazanırsın. Tabloda bunları aynı şekilde yazmış. Oraya bakarsınız. Sabi'an, yedinci alıştırma. İhtar minel mecmu'ati B. B grubundan seç. Cevaben li kulli sualin fil mecmu'ati elif. Elif grubundaki her bir sual için bir cevap seç B grubundan. Elif grubu bura olsun, B grubu bura. Başlarına isim yazmamış ama biz ne yapacağız? Böyle kitabın akışına göre elif grubunda çünkü sualler var. B grubunda da cevaplar var. Men ayyene, kim tayin etti? Öyle mi? Olmadı. Kimi tayin etti? Umar ibnül Hattabi, Hattab'ın oğlu Ömer kimi tayin etti? Radıyallahu anh. Kaiden lil müslimine fil yermuki. Yermük'te Müslümanlara komutan olarak Ömer bin Hattab kimi tayin etti? Hemen bakıyoruz. Ayyene Ömer'u, Ömer tayin etti. Eba Ubeyde'te, Ebu Ubeyde'yi tayin etti. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Men ehlekallahu, Allahu Teala kimi helak etti? Evet, şöyle diyelim. Gurbe Mekke'te Ramel fi e'ame elfeyn yazmış. Yanlış yazmış. Elfeyn 2000 demek. Ram yıl 2000 yılında Allah-u Teala Mekke'nin yakınlarında kimi helak etti? Böyle bir cümle yanlış yazılmış. Ramel fi li diyeceğiz buna. Fil yılında, fil senesinde. Bunun da cevabı ehlekallahu eba rigal. Eba rigal dediğimiz Taifli Ebrehe'nin
komutanlarından, kılavuzlarından birisi Ebrehe'ye kılavuzluk eder. Birisi Allah-u Teala. O zaman burayı düzeltelim. Amel fiili olarak düzeltelim. Fin değil. Yoksa Ame elfeyn desek 2000 yılında manası çıkar. O zaman hata olur. Eyyen racüleyni iki adamdan hangisi ehabbu daha sevimlidir ilallahi Allah'a? El fakiru em yoksa el ganiyyül münfiku infak eden zengin mi? Fakir mi Allah'a daha sevimlidir? Allahu yuhibbu zel malil münfiki. Evet, zel malil münfika. Allah-u Teala infak eden mal sahibini sever. Peki, mâzâ yüsemmel mer'u vâlide zevcetihi? Kişi eşinin babasına neyi isimlendirir? Ne ismi verir? Yüsemmihi hamâhu. Yani o yüsemmihi onu isimlendirir. Hamâhu kayınpeder olarak, hamâ olarak isimlendirir. Men ersalallahu ilâ kavmi hud. Hud kavmine Allah-u Teala kimi gönderdi? Ersele ileyhim ehâhum salihan. Kardeşleri salih peygamberi Hud kavmine göndermiştir. Thâminen, sekizinci imle il feragâti tâliyette. Aşağıdaki boşlukları doldur. Bil kelimâtil münâsibeti, uygun kelimelerle doldur. Bu kelimeleri bu boşluklara dolduracağız. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin izâ hum fîhî mublisûn. Burada değerli kardeşlerim, ayet-i kerim olduğu için hemen burayı buldunuz, şey yaptınız. Evet, bundan zaten zâ mekrabah, zâ zennûni, zâl eydi, ebâhu ayet-i kerimelerden güzelce yerleştirebilirsiniz. Diğer şeye bakalım. Ne diyor? Ve nâdâ izzehebe mugâziben. Öyle miydi burası? Yok. Burada nâdâ yok. İzzehebe mugâziben. Fenâdâ fîz-zulümâti ellâ ilâhe illâ ente. Evet, buraya da yine neyi koyacağız? Z'yi zaten koymaz. Z'e mekrabı olmaz. Zennun olabilir mi? O da olmaz. Zel'et olmaz. Ebahu. Öyle mi? Hani bir vakit onlar öfkeli olarak gitmişti. Fena da fi zulümati. Evet. Zennun. Zennun ne demek? Balık sahibi. Buradaki ve zennûni iz zehebe mugâziben öfkelenerek kavminin arasından hani gitmişti ya. Fenâdâ fîz-zulümâti karanlıklar içerisinde nida ediyordu. En lâ ilâhe illâ ente. Bu en yine müfessire nâdâda kavil manası var. Dediği nida etti manasında. Lâ ilâhe illâ ente diyordu karanlıklarda. İşte bu kim? Zennûn. Evet, buraya onu getirdik. İsbir alâ mâ yekûlne vezkûr abdenâ. Davud zel'et, Davud kelimesini buraya yazmamış, zel'et kelimesini yazmış. Onu biz ekleyelim. Ev id'amun fi yevmin zi mesgabah yetimen zâ mekrabah. Zaten belli ayeti kerime. Kalu senuravidu anhu ebâhu ve inna lefâilûn. Evet, tâsi'an ta' hattan bir çizgi koy. Tehtel mef'ûli bihi fil ibarâti tâliye. Aşağıdaki ibarelerde mef'ulun bih'in altına ne yap? Bir çizgi koy. Evet, mef'ulun bih'lere bakalım. Ve nemiru ehlene. Evet, ve nemiru biz yiyecek getiririz. Ehlene ailemize. O zaman ehle burada mef'ulun bih. Ve nehfazu ve muhafaza ederiz. Ehane. Bu da yine mef'ulun bih. Kardeşimizi de koruruz. Ve nezdadu keyle ba'ir ve artırırız. Neyi artırırız? Keyle ba'irin bir deve yükünü de artırırız. Keyle burada mef'ulun bih. Evet, bu mef'ulun bihlerin adlarını çizdik. İlla kebâsıdı keffeyhi ilel mâil liyebluğa fâhu. Bu fâhu zaten bir önceki tabloda da geçmişti. Mef'ulun bih, bunun altını çizdik. Ve câ'u gittiler ebâhum babalarına. Eba mef'ulun bih, bunun altını çizdik. Ebâhum işâen yabkûn akşamleyin ağlayarak babalarına gittiler. Kâlû dediler ki ercih. Ne dediler? Ercih. Alıkoy. Ve ehâhum ve kardeşimi veb'as gönder. Fil medâini hâşirîn. Burada diyor ki onu ve kardeşini alıkoy. Musa peygamberi ve kardeşi Harun'u alıkoy. Sen şehirlere de toplayıcılar gönder. Yani sihirbazları böyle toplamaları için şehirlere gönder. Şuara suresi. Ercih alıkoy.
ve ahahu ve onu ve kardeşini alıkoy. Burada mef'ulun bih ahah, bunun altını çizdik. Haşirin mef'ulun bih, şehirlere kimleri gönder? Haşirin toplayıcıları gönder. Ve zikur hatırla eha mef'ulun bih, bunun altını çizdik. İn enzere kavmehu, kavmenin altını çizdik. Hani kavmini uyarmıştı bil ehkaf kum tepelerinde. Ve kad haletin nüzur, burada başka mef'ulun bih yok. Aşirun, evet, ondan önce de uyarıcılar gelmişti anlamında. Ve kad haletin nüzur, nüzur kelimesi nezir kelimesinin cemisidir kardeşlerim. Aşiran 10. son olarak bu alıştırmaya geldik inşallah. Sil beynel kelimati, kelimelerin arasını birleştir. Fil cedveli, tablodaki tali, aşağıdaki tablodaki kelimelerin arasını birleştir. Litukavvene cümelen müfideten, faydalı cümleler oluşturmak için. Faydalı cümleleri oluşturmak için kelimelerin arasını birleştir. Bakalım. Unsur, yardım et. Kime? Hamake zel gurbe fake, ağzını. Ebake babana, ehake kardeşine. Bunların hepsi birbirine uyabiliyor. Ama biz daha uygun olabilecek ifadelerle şey yapalım. Unsur, yardım et. Ehake kardeşine. Zalimen ev mazlumen. Zalim yahut mazlum da olsa kardeşine yardım et. Zalime nasıl yardım edeceğim? Zulmen vazgeçirmek, ona yapacağım bir yardımdır. Yoksa onun zulmüne ortak olan anlamında anlamayalım. Ekrim, ikram et. Kime ikram edeceğiz? Hamake kayınpederine, ebake babana, zel kurba, değil mi? Akraba sahibine, yine bunların her birisi olabilir. Ama bunlardan bir tanesini yapalım biz. İkram et. Ne için ikram edeceğiz? Terzi Rabbeke, Rabbin razı olsun, yani Rabbin razı olur. Böyle bir şey diyebiliriz. Yine takvar rababiti beyneküma, aranızdaki bağlar kuvvetlensin diye yine ikram et anlamında olur. Ati zel kurba, evet, akraba sahibine ati, ver hakkahu vel miskine. Bu ayet-i kerimeden iktibas, burayı kolay yaptık. İhfaz muhafaza itfake, ağzını neyden, an kavli su'i, kötü sözden ağzını muhafaza et. İşte ihterim ebake ya da hamake olabilir. Babana ya da kayınpederine hürmet et. Terzi rabbuke, terzi rabbeke, Rabbin nasıl diyelim, razı olsun. Değil mi? Terzi, radıya yarda, terzi, Rabbin razı olsun. Terzi ne midir burasının aslı? Onu düşünüyorum. O yüzden terzi rabbeke, Rabbini, Rabbin razı olur diyelim. Muzari sonundaki nun düşmüş diyebiliriz terzi ne, ama böyle olunca da terzi ne çok şey olmuyor. Hürmet et babana ya da kayınpederine, Rabbini razı edersin. Öyle diyelim. Edersin. Müfret olsun. O zaman terza rabbeke. Öyle okuyalım. Altındaki nokta bizi yanlışa yönlendirdi. Evet değerli kardeşlerim, bir dersin daha sonuna geldik. Rabbim müstefit olmak nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.